Gecesi ayrı güzel. Gündüzü ayrı güzel. İnsanı her şeyden daha güzel bir şehir istedim. O şehrin, hayallerinin bir parçası olmayı hayal ettim. Benim hayalim sanata fırçayla can vermekti. Biz de insanımızın hayalleri tuvale yansısın, göz kamaştırsın istedik. Atölyelerimizde hayatı resimlerle yeniden ürettik. Benim hayalim başımın üstünde bir çatım olmasıydı. Yazın pişmemek, kışın ıslanmamak da hayalim. Pazarcı kardeşimizin, alışverişe çıkan hemşerimizin sesine kulak verdik. Her mahallemize kapalı pazar yeri yaptık. Otoparkını da, oyun parkını da unutmadık. Benim hayalim hep böyle güzel bir sahilde yürümekti. Benim hayalim sahilde rahatça bisiklet sürebilmekti. Benim hayalim özgürce paten sürmekti. Benim hayalim sahilde yürüyüş yapmanın keyfini çıkarmaktı. Akdeniz'in kıyısında olup bu keyfi yaşamadan olmaz dedik. Sahili 4 kilometre boydan boya yeniden düzenledik. Yürüyüş parkurları yaptık. Meydanlarıyla, kafeleriyle sahilimizi gece gündüz hayatın aktığı yaşam alanları haline getirdik. Benim hayalim kaymak gibi yolda araç kullanmaktı. Yol konfordur. Konfor lüks değil, haktır, ihtiyaçtır dedik. Deyim yerindeyse Erdemli'den Edirne'ye 1300 kilometre asfalt döşedik. 300 kilometreye varan parke yollarla konfora estetik ekledik. Temiz güzel bir cami olsun istedik. Yüce Allah'ın rızası biliriz ki her şeyin üzerindedir. Ellerimizi arşa açıp dualarla Rabbimize yönelelim, huşu içinde ibadet edelim diye camilerimizi tepeden tırnağa sildik, süpürdük, tertemiz ettik. Benim hayalim evladımın güvenli ellerde bakılmasıydı. Bir annenin en kıymetlisi evladıdır kuşkusuz. Eğlenmesi, öğrenmesi, güvenlik içinde olması her şeyden önemlidir. Erdemli'ye ilk kreşimizi yaptık. Onları kendi çocuğumuz gibi sevdik, kucakladık. Benim hayalim Erdemli'nin daha yeşil olmasıydı. 10 bin ağaç, 50 bin de gül diktik. Tema Vakfı'yla el ele verdik. Hoş geldin bebek dedik. Her yeni doğan için bir fidanı toprakla buluşturduk. Benim hayalim parklarda oyun oynamaktı. Kocaman kahkahaları sokaklardan taşsın istedik. Mutlulukları dalga dalga kenti kuşatsın istedik. Çocuklarımızın yüzü gülsün diye tam 311 çocuk dinlenme ve spor parkı yaptık. Yeni doğanlara ise hemşerilik beratı verdik, tam 4000 bebek sepeti hediye ettik. Benim hayalim temiz bir sahilde keyif sürmekti.
Daha düne kadar Erdemli'nin evsel atıkları güzelim denizimize akıyordu. Biz kendimize, kentimize yakışanı yaptık. Atık su arıtma tesisimizi inşa ettik. Önümüzdeki 100 yıl boyunca bunu dert olmaktan çıkardık. Elbette yetinmedik, yetinemezdik. Musluklardan su değil, sağlık aksın istedik. 80 kilometre altyapıyı hayata geçirdik. Hem kanalizasyon hem su şebekimizi yeniledik. Önümüze düşsün, arkasından gidelim. Kimse sizin kimi olalım, herkese yardım edelim istedim. İmkansızı başarmak kadar güzel olan imkanları paylaşmaktır. O yüzden halkımızın emanetini yine halkımızla paylaştık. Kimi zaman rahat bir yatak olduk, kimi zaman ekmek, kimi zaman aş olduk. Kimi zaman üst baş olduk. Engellimiz için bazen taksi, bazen sahilde plaj olduk. Benim hayalim insanı insana insanla anlatmaktı. Benim hayalim sahneye çıkmaktı. Çolakgillerin Mustafa mıydı? Evet ana. Çolakgillerin Mustafa'ydı. Sanat hem insanı hem kenti besler. Bu inançla hem kültür hem gençlik ve kongre merkezimizi inşa ettik. Kültür merkezimizde 7'den 77'ye sanatın parçası olmayı hayal edenleri sahneyle buluşturduk. Tiyatromuz bazen Anadolu'yu, bazen dünyayı dolaştı. Erdemli'nin yüz akı oldu. Benim hayalim bizi denizle buluşturacak pırıl pırıl plajların olmasıydı. 5 yıldızlı oteller değil ama 5 yıldızlı plajlar yaptık. Erdemli'yi Mersin'in sayfiye yerine dönüştürdük. Öyle ki yaz nüfusumuz 4'e katlandı. Sahillerimiz yaz boyu doldu taştı. Erdemli güneşin de başkenti. Sıcaklarda halkımız hem eğlensin hem serinlesin diye yine bir ilke imza attık. Kaydırakları, havuzlarıyla kentimizin ilk su parkını yaptık. Benim hayalim köyümüzün asfalt yoluyla dolu olmasıydı. Köyümüzü, köylümüzü bağrımıza bastık. Yolunu açtık, açtığımız, açtığımız o yolları asfaltladık. Benim hayalim çim sahada futbol oynamaktı. Meydansa meydan, spor sahasıysa spor sahası yaptık. Kentte ne varsa hepsini köyümüze taşıdık. Köyümüze giden hizmeti 10'a katladık. Her beldemize düğün salonu ve çok amaçlı sosyal tesisler inşa ettik. Bizim hayalimiz iyi bir lisede okumaktı. Gençlerimizin hayallerine ortak olduk. Etüt merkezlerimizle onlara iyi bir geleceğin yolunu açtık. 170 öğrencimiz liselere giriş sınavında ilk %10'luk dilime girmeyi başardı. 150 öğrencimiz nitelikli liselere, diğerleri Anadolu liselerine yerleşti. Böylece Mersin'de en başarılı kurum olduk. 250 öğrencimiz ise Türkiye'nin gözde üniversitelerini kazandı. Benim hayalim atalarımız gibi ok atmaktı. Spor ve gençler hep önceliğimiz oldu. Okçuluk tesislerini yaptık, atasporlarımıza saygımızı ortaya koyduk. Erdemli'ye ilk tenis kortlarını kazandırdık. Stadyumu yeniledik. Belde ve köylerimize spor sahaları inşa ettik. Okullarımıza, amatör kulüplerimize malzeme desteği sağladık. Benim hayalim kendi ayaklarımın üzerinde durmaktı. Kadınlarımızın hayata, üretime katılması, girişimci olmasını daima destekledik. Meslek kursları açtık. KOSGEB'le el ele verdik, girişimciliğin yollarını açtık. Belediye hizmet binamızı inşa ettik. Evinizdeymiş gibi rahat edin, güler yüzle karşılanıp işinizi hızla bitirin diye uğraş verdik.
İş arayanları işverenle buluşturan istihdam masasını oluşturduk. Biz tüketen değil, üreten belediye hayal ettik. Kendi kendine yeten bir belediye olsun istedik. Kendi asfaltımızı, kendi parke taşımızı ürettik. Kendi çiçeğimizi, kendi ağacımızı yetiştirdik. Marangoz atölyemizde banklarımızı, kamelyalarımızı yaptık. Mersin'in en büyük araç filolarından birisini oluşturduk. Hizmet satın alan değil, hizmet satan belediye olduk. Masrafları yarı yarıya düşürmekle kalmadık. Yeni gelir yarattık. Kaynakları çarçur etmedik. Hizmet olarak size geri getirdik. Siz hayal ettiniz, siz istediniz, biz gerçekleştirdik. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı. Erdemli'de izimiz var, geleceğe sözümüz var.